Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video için karşınızdayız. Uzun zaman oldu görüşmeyeli, değil mi Salim Usta? Evet, biraz ara açıldı sanki bu şekilde. Aynen. Şimdi yeni yeni videolara başlayacağız inşallah. Bugün için size bir güzel bir video hazırlamak istedik. Salim Usta'ya sorularımızla beraber başlayacağız yavaş yavaş. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yeni bir şey yapmak istiyoruz. Bu sos olayını çekelim istedik. Evet. İşte sert eti sos ne kadar yumuşatır? Onu deneyeceğiz. Uygulamalı olarak yapmak istiyoruz. Evet. O yüzden böyle sert bir et seçtik. Yani özü yumuşak olmayan bir et. Bunları normal sos yapacağız. İşte süt kullanacağız, soda, soğan kullanacağız, biraz karabiber kullanacağız. Bunları sosla bekletip pişireceğiz. Bakalım işte gerçekten sert olan bir eti sos ne kadar yumuşatıyor. Bunları da şöyle ortalama pizzola... Ustamız gel, hoş geldin. Pizzola kalınlığında falan kestik aşağı yukarı. Büftek kalınlığı gibi. Orta ayar. Ben yemezsem gelmeyecek yoksa. Hasan Usta nazlı adam, gelmez kolay kolay. Selam arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam dayı, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyoruz dayı. Seni bekliyoruz. Getirdi. Kameramızı açtık. Soğanımızı Allah senden getirdi. Razı olsun. Hasan Ustamız. Size güzel bir soğan rendeledim. Hadi bakalım. Allah razı olsun dayı. İnci gibi bir olmuş. Bir arkadaşlara bak. Uzun zamandır beri görmüyorlar seni. Bir selam, hatır. Selam arkadaşlar. Sizlere bugün güzel bir et soslayacak. Dilimle baba. Şimdi Salim Ustamız da en sert eti seçmiş. Gerçekten hani yumuşayacak mı, yumuşamayacak mı diyerekten, değil mi Salim Usta? Yani şimdi bir sos yumuşatıyorsa en sert et olsa da yumuşatmalı, aynen. Değil mi? Evet. Böyle iki parça. Bunları birbirine karıştırmayacağız. İkisini ayrı kullanacağız. Yumuşatmak için hangi alalım. Sosları kullanacağız? Bir tanesine şöyle biraz süt dökelim. Süt yumuşatıyor mu diyorlar? Sütün yumuşattığını söylüyorlar. Evet. Elinde sodayla yapacağız. Maden suyu. Şöyle buna da biraz maden suyu dökelim. Şu kadar yeter. Çok da boğmaya gerek yok. Soğan da ilave edelim. Biraz daha fazla asit olduğu için daha çok yumuşattığına inanılıyor. Soğanda mı? Evet. Evet. Yani asit etin sinirlerini çürütür. Yumuşacık pamuk gibi yapar. Düşüncesi oluşuyor. Bunu karıştırdık. Biraz da karabiber atalım şöyle. Bu karabiber de tamamen tadı, değil mi? Şunu atalım şöyle. Sodanın nasıl yumuşattığını düşünüyorlar. Soda da asit olduğu için onun da hani eti siniri çürüttüğüne inanılıyor. Evet. Daha zeytinyağı koyan var. Yani bir sürü zeytinyağı, hani etin lezzet açısından zeytinyağının faydası oluyor. Şimdi bu biraz daha fazla bekletimlerde. Başka ekleme yapacak mısın Salim Usta? Yok, başka bir ekleme yapmayacağım ama bu sefer hani demezler mi, yağ koymadın, bir şey olmadı falan diyerek. Yağ da koyalım. Yumuşatmadı falan diye. Değil mi? Yağ da koyalım. Yağ da koyalım. Ayçiçek. Hani ayçiçek yağı koyalım. İnsanların hangileri ne işlem yapıyorlarsa eti yumuşatmak için biz de aynısı şeyleri yapalım. Yani şimdi eskiden falan her ustanın kendine göre bir usulü vardı. Ama artık yani etin özü yumuşak olsun diye bakılıyor. Etin özü yumuşak olursa her türlü pişirmede başarılı oluyor. Kesinlikle. Biz karışımlarımızı yaptık. Bu kadar yeterli olacak. Dayımız yağ getirsin. Yağ da ilave edelim biraz. Niye böyle YouTube'da bir sürü videolar var Salim Usta? Bir sürü güzel saus yapıyorlar, terbiyeler yapıyorlar. Eti böyle okun gibi yaptılar, yumuşacık oldu falan diyorlar. Onlara ne söyleyeceksin? Ya şimdi kimseye bir şey söyleme gibi bir niyetimiz yok ama yani bu videolarda şimdi biz video çekiyoruz, videoda izliyoruz. Adam eti alıyor, çekiyor, dişlerini bile kopartamıyor. Oo, pamuk gibi olmuş diyor. Evet. Alakası yok. O şekilde hani tek başına tattığı için kendi başına yorum yapabiliyor. Kimse ben bir şey yapamadım demek istemez tabii ki. Evet. Ama bazı yani gerçekler var. Gerçekleri yani ne yaparsak yapalım gerçekleri değiştiremeyiz. Yani şimdi müşterilerimizden de geliyor mesela bir et aldığı zaman aleykümselam. Bizden yumuşak bir et alıyor Salim Usta, değil mi? Evet. Ondan sonra onu kendince bir terbiyeye yatırıyor. O kadar kıymetli ne yapıyorsun? Abi. Hayır, tam filmin tam ortasında geldim. 5 dakika sonra film görüşelim, olur mu? Sana zahmet abi. Şimdi müşterilerimiz de et alıyor, yumuşak et alıyor bizden. Kendince sosluyor, terbiyeliyor. Evet. Sonra bir dahaki sefere geldiğinde et yumuşacık oldu, terbiyeledim bilmem ne şöyle falan diyor. Şimdi evet. Bu şekilde zaten kendisi yumuşak bir et alıyor, değil mi Salim Usta? Evet. Şimdi bu durumlarda müşterilerimize de söylüyoruz. Aynı eti çok terbiye yatırtmadan, beklemeden, etin çok rengini değiştirmesine müsaade etmeden
pişir diyoruz. Bu sefer ona da diyor, ha o şekilde de yaptım, yine yumuşacık oldu diyor. Evet. Demek hani herhangi bir şey yatırmadan da olabiliyormuş bu işler. Tamam. Bazıları çok süt koyuyor, pişerken böyle tortular oluşuyor. Evet. Ya tavada hani süt aşırı kendini bırakıyor. Yoğurt kullananlar var. Evet. Yoğurdu fazla koyarsan tadında ekşilik oluşuyor. Salça kullanan var. Herkes kendince bir şeyler kullanıyor. Yani biz de basit olaylarla hani daha çok yumuşatıldığına, hani halk dilinde çok fazla dolaşan işte süt, yoğurt, soğan. Evet. Bunları kullan, ya soda, bunları kullanmak isterim. Onların isterek bütün sosları yapmış olsan 5-6 sostan aşağı değil çeşit olarak mesela. Her şeyi yapma kalsak çok daha başka. Ama mesela hiçbiri de gerçekten arkadaşlar yumuşatmıyor yani buna. Yani bu video çekmek için değil bu sadece. Hani bunu size gerçekleri anlatmak için yaptık bu videoyu. Gerçekten de yumuşatmıyor. Biz defalarca ısrarladık yani. Salim Usta'ya ben özellikle ben ısrarladım. Hani yapalım diyerekten. Çok çeşit yaptık. 3 günde tuttuk sosta. Ama gerçekten yumuşamıyor. Öyle mi Salim Usta? Benim çıraklığımda da bazı kebapçılarda gittiğin zaman salça koyuyorlardı. Salçayla da sütü birbirine yedirip işte karabiberi, soğanı falan koyup böyle birbirlerine. Ama salçayı bazen çok koyuyorlardı. O, yani şişi pişirdiğin zaman ekşi bir tat oluşuyordu. Evet. Ve onun o yani özelliğinin öyle olduğuna inanılıyordu. Yani o şekilde satılıyordu. Ama şimdi rengini böyle kırmızı tutmak isteyen, çok canlı tutmak isteyen, kırmızı renkli şiş yapmak isteyen birazcık kırmızı biber yani toz biber eklemek yeterli oluyor. Tamam. Yani o kadar salça ilave edip de etin tadını o kadar değiştirmeye gerek yok. Evet. Biz de çok konuştuk, çok sıkmadan izleyicilerimizi şunları soslayalım. Ben de bunları yatırayım sosa. Peki ustam ne kadar duracak bu şey sos? Ya, iki gün, 3 gün bekleteceğiz bakalım hani maksimum. Daha çok yumuşaması için. Ne kadar çok bekletirsek o kadar yumuşar mı? Ya öyle deniliyor ya, biz bekletelim görelim bakalım ne kadar yumuşacak. Şöyle yedirelim iyice. Umut Usta onları da yedirelim. Bir alt üst edelim. Her tarafına işlesin sos güzelce. Şimdi kuzunun tam neresi? Onu da arkadaşlara kuzunun söyleyelim. Gerdan kısmından yaptık bunu. Gerdan haşlamalık bir et. Herkesin bildiği gibi. Evet. Şimdi pirzolayı soslamaya gerek yok yumuşatmak için. Çünkü yumuşak değil mi? Evet. Küşlemeyi, bonfileyi, müfteklik etleri mesela. Ha, sos lezzeti kesinlikle hani lezzette fark eder. Ona hiçbir lafımız yok. Ama yumuşaklık konusunda bir fark etmiyor. Ha mesela kimse biraz süt damlatıyor. Şunu yapıp da mesela biraz daha bu kadar yoğun değil, biraz daha az yapıp lezzetini değiştirmek için yapabilirler bunu. Ama yumuşaklık konusunda faydası olmayacaktır. Tamam. İşte hazırlandı. Soslarımızı bu şekilde. Evet. Şimdi kapatıp bekleteceğiz. Bundan sonra da mangal ondan başında sonra görüşeceğiz. Mangal başında görüşeceğiz o zaman. Bir de yanına arkadaşlar onu hiç soslanmamış etler de kullanacağız bunları pişirirken. Evet. Deneme amaçlı. Yumuşak etlerden. Ha, yumuşak etlerden kullanacağız ama onlara hiç sos yapmayacağız. Sadece tuz belki de biraz ayçiçek yağı kullanabiliriz. Tamam. Bu şekilde deneyeceğiz. Okey. O zaman mangalda görüşürüz. Arkadaşlar mangalda görüşürüz. Seni de görebileceğiz mi dayı? Gelecek mi mangala? Geliyorum mangala. Hadi bakalım inşallah. Hadi bekliyoruz. Tamam. Selam arkadaşlar. Mangala gideceğiz derken dedik ve geldik. Oldu. Evet, aynen. Şimdi Salim ustamız kömürlerimizi hazırlıyor. Etlerimiz burada. Bugün 4. gün. Soslarımızın 4. günü arkadaşlar. Salim usta ne düşünüyoruz? Bakalım şimdi pişireceğiz, göreceğiz. Sos eti ne kadar yumuşatıyor? Aynen. Yumuşak sert etlerden deneyeceğiz. Sert bir eti ne kadar yumuşatıyor? Burada da Hasan ustamız tavuk kanadı takıyor şişlere. Biz kanatları nasıl yiyoruz abi? Onu da söylemeyelim canım. Herkes biliyordur kanat yemesini. Abi kanatları şişe takıyoruz biz. El ızgaraya koymuyoruz. Kanat ya kanatı güzel pişirmenin çok yani çok önemli bir noktası aslında. Selam arkadaşlar. Evet. Ne bir şeyler söylemek istiyorsan mikrofonu uzatacağım. Bu mangalı şu balıkçı abi sayesinde yapıyoruz. Onu da dile getirebilirsin. Her şeyi getirmişiz. Neyi getirmemişiz? Çakmağımızı. Tabii. Diyorum ya. Bu mangalı şu balıkçı abinin sayesinde yapabiliyoruz yani. Şuraya bak ya. Nereye gidiyorum? Duman oraya ya. Salim Usta. Duman seni çekiyor. Duman sevdi. Ben dumanı çekiyorum. Ha, sen mi dumanı çekiyorsun? Ben dumanı çekiyorum. Şimdi nereye gidiyorum oraya? Mangalı. Hasan Usta. Buyur. Şurada şöyle bir kanatlarımızı. Baharatlı tavuk kanatlarımız. Sonra biberlerimizi taktık. Evet. Şöyle hafiften souslarımızı gösterelim sizlere. Souslu etlerimizi pardon.
Soslu etlerimizi. Soslu etlerimizi. Orada etlerimiz hazır olana kadar, kömürlerimiz hazır olana kadar şöyle bir video çekebiliriz. Haberi yok aslında. Evet. Şöyle. Burada arkadaş iki tane oltası var. Şöyle. Kendi çapında balık tutuyor. Hobi olarak tabii balığı tutup geri bırakıyor. Ya, success man. Balık buldu galiba diyorum. Ne diyeyim? yakaladı. Balığı yakaladı. Dur. Çok güzel bir an bence. Hemen bunu bir kameraya... Çabuk koş. Yansıtalım. Hep ilk baktı. Oh ya. Yeah. Evet kayga. So, balığı tuttular arkadaşlar. Ya. Yeah. Ya. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık yakaladı. Well, Moya. Ya. Mooi rood in die staart. Ja. Ze zijn ook lekker hè om te eten. Zeker. Ja. Çok lezzetli oluyor diyor bunlar. Yiyorlar mıymış? Sor bakayım. Voor jullie deze gegeten of van teruggegeven? Nee. Ja, eten? Moet je er ook eentje? Oké, nee, ik alleen ga je vragen. Op de barbecue? Op de barbecue, maar ik kan dat pişiren mi diyor. Tavada pişirebiliriz. Tavada. Oké. Hij zegt, heb je willen pakken? Deneyebiliriz. Ja? Ja, mag. Hij zegt, proberen. Ja, lekker. Ja? Echt lekker. Ik heb hier al... Şey yaparsa, benim de balık şeyim var. Hani. Oké. Bak Mark, bunu Salim abiye verdi. Ya, thank you aman. Lekker. Even tak tak. Ja, ja. Oké. Dank je wel. Dank je wel, man. Dank je wel. Evet, evet Salim usta. Orta atmadan balığımız oldu. Burada eti pişirirken balığı yakaladı. Uyanık seni. Nasip değil mi? Kime niyet, kime kısmet? O ya, thank you ama. Bir poşet açsana. Balığı tuttu. Salim ustamıza verdi. Salim usta. Ne diyoruz? Abi, mangal yanınca balık uçtu geldi. Ortalama 1 kilo civarı bir sazan balığı. Evet. Şöyle biraz daha şey belirgin yapalım. Aynen, tamam. Şöyle. Şu. 1 kilo civarı bir balık. Evet. Yenilebilir bir balık. Ama biz burada hiç balık tutup yemedik. Tadını da bilmiyoruz nasıl olduğunu. Evet. Türkiye'de balığı tutuyordu tabii Salim Usta'mız. Türkiye'de ama burada sayılır balık yakalamıştı. Burada tabii izin kağıtlarını falan aldı. Onunla da ilgili bir video yapabiliriz ileriki zamanlarda değil mi Salim Usta? İnşallah bir gün böyle burada alıp balık yakalarken. Evet. Ona da böyle bir video, şimdi bu, küçük bir video yapabiliriz. Türü nedir abi? Bunu bir anlat. Sazan. Sazan balığı diyoruz. Evet. Kara sazan. Evet. Şöyle. Nerede lezzetli olur? Tavada güzel olur. Bunu mangalda kes... olur mu? Yok, mangalda olmaz. Ya. Mangalda lezzetli olmaz. Okay. Çok kılçıklı olur. Bunu evet. Keserken hani bu üst şeylerini, yüzgeçlerini falan iyi temizlemek gerekiyor. Evet. Kılçıklarını falan kesim şekli var. Hı hı. Onu da düzgün yapmak gerekiyor. Bol yağda mısır unuyla kızarttığın zaman enfes oluyor. Vay. Bir gün bunun İnşallah videosunu bugün... yapar mıyız? Bakalım nasip. Nasip olursa balık yakalayabilirsek. Bakıl balığı yakaladın. Nasiplisin. Bakacağız bakalım. Tuz. Aldık mı? Tuzu ne yapacaksın? Etleri tuzlayacağız. Tuz koymadık değil mi? Koymadık. Yumuşak. Arabada tuz vardı. Daha onda... çok yumuşasın diye. Evet. Arabadaki tuzu da eve bıraktık. Arabadaki tuzu da eve bıraktık. Balıkçıya soralım bakalım. Belki tuzu da vardır. Bence yoktur abi.
O yoktur işte. Tamam, tuzsuz olsun, bir şey olmaz. Zaten yiyeceğimizden değil bu yani. Arkadaşların huzurunda yani deneyeceğiz. Ya şimdi tabiatında sert bir et yani. Tabiatında sert bir et, evet. Haşlamalık bir et. Ama bu soslar yumuşatır. YouTube'da herkes böyle sosluyor abi. Göreceğiz. Diyor ki aa yumuşacık oldu, lokum gibi oldu diyorlar. Göreceğiz bakalım ne kadar lokum gibi oluyor. Bir çıkartıyormuşuz tak tak. Lokum gibi. Ondan sonra artık biz de şimdiye kadar yanlış yapmışız deriz. Bu etler lokum gibi olursa artık etleri soslayacağız, 4 gün bekleteceğiz. İnşallah olur da. Evet. Hiç hangi et daha yumuşak, hangi et daha güzel olur diye düşünmeyiz. Kömürlerimiz hazır. Hasan Usta. Yanaş. Hasan Usta bir gol daha yaptı. Eti mi kanatları mı dedi. Kanat videosu değil, canlı yediğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Söz sende. Etlerimiz böyle. Salim Usta. Özünde sert bir et, gerdan eti. Şöyle koyuyoruz ateşe. En sert etler. Salim Usta, bu hangi sostu? Bu soğan ve yağ olan. Tamam, o etimiz pişti. Şu etlerimizi koyalım. Buyur Salim Usta. Ben size yardımcı olayım bu konuda. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum lütfen. Biraz. Hemen bir deneyelim mi Salim Usta? Deneyelim tabii Usta. Tabii tabii. Buradan mı deneyeceğiz? Buradan evet, mı? Evet evet, hemen deneyeceğiz. İlk başta şöyle hemen, buyurun. Hemen böyle parmakla bir bakacağım. Oo. Ne kadar yumuşak. Bence arkadaşlar. Bir bırak buraya. Yakınlaştırmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kopmuyor. Gerçekten faydası olmamış abi, şuna baksana ya. Etli yani mi? Bunu şimdi özü sert. Ha, et lezzetli midir? Kesinlikle, kesinlikle lezzetli. Kesinlikle lezzetlidir aynen. Yani şimdi ama hani bunu tekrar yani denemeye gerek yok yani karşımızda. Kopmuyor yani. Zorla kopartıyorum. Yani bunu parmağınla kopartamadığını. Ağzına aldığın zaman sütle yapılan süt ve yani soğanla yaptığımızda deneyelim. Bakalım, onu da bekleyelim 2 dakika pişsin. Arkadaşlar ateş o kadar hiç güçlü bir ki yani bunları çevirirken bile el dayanmıyor. O kadar yüksek bir ısı var. Evet. Buna rağmen yani bu ısıyla pamuk gibi olması gerekiyor etler bu kadar sıcaklığa. Evet arkadaşlar, bu etlerimiz de artık pişti. Bakın bunlar sütle soslandığı için renkleri daha bir beyaz kaldı. Şöyle renklerinde de fark var. Bunları da şöyle kenara alalım. Şöyle 1-2 dakika dinlenince bunlara da bakacağız bakalım. Sütün ekstra bir farkı oluşmuş mu? Evet arkadaşlar, bu da sütle marine ettiğimizdi. Bakın ne kadar sert. Bunlar belli şey yerlerinden kopuyor ama size bakın, normalde ne kadar asılmamıza rağmen et gelmiyor. Bunlar sütle sosladıklarımızdı. Bunlar da soğan, yağ ve karabiber olarak sosladığımızdı. Aynısı. Sertliklerinde hiçbir değişiklik olmamış. Ama lezzet olarak değişiklikleri var. Evet. Yani bu marinasyon hiç faydası yok mu? Kesinlikle hani lezzet olarak faydası var. Ama yumuşaklık açısından bugüne kadar yaptık yani pişirdiğimiz etlerden olsun, tecrübelerimize dayanarak olsun, konuşulanlara göre, yaptığımız denemelere göre marinasyon lezzette farklılık yaratıyor ama yumuşaklık olarak farklılık yarattığına inanmıyoruz. Bunu defalarca uyguladık. Bugün bir kere daha sizlerin karşısında da bunu denemek istedik. Sonuç ortada. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar, kasaptan yumuşak yapın isteyin. Yoksa süt ile soğanla yumuşamıyor bu etler. Önemli bir nokta arkadaşlar. Etiniz yumuşak olsun. Evet. Sosunuz lezzet açısından iyi olsun. Evet. Aynen. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.
size kılavuz olabildiysek, bu konuda size biraz olsun yardımcı olabildiysek, evet, ne mutlu bizlere. Gel. Sosunuz lezzet açısından iyi olsun ama etiniz gerçekten yumuşak olsun. Aynen. Kalın sağlıcakla. Bizi görüşmek izlemeye güzel. Devam edin artık.